Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sizlerle beraber örneklerle sinir sistemi yapacağız. Artık ÖSYM biliyorsunuz arkadaşlar, uç beyin olsun, beyincik olsun, hipotalamus olsun, omurilik soğan olsun gibi kavramları direkt düz sormuyor. Düz sormadığı için de arkadaşlar biz örneklerle ne yapacağız burada? Birazcık daha konuyu pekiştirmeyi sağlayacağız. Şimdi ilk başlangıçta örneğimizi okuyalım. Duyu nöronu hasar gören Elif, eline bir cisim batırılırsa ağrı hissetmez ve tepki vermez diyor. Şimdi duyu nöronu neydi abicim? Duyu nöronu benim ilk başlangıçta uyartıyı aldığım yerdi. Uyartıyı aldığım yer olduğu için arkadaşlar bizim burada uyartı battı eline bir cisim. Fakat ne oldu arkadaşlar? Tepki organına gitmedi. Yani ara nörona veyahut da motor nörona taşınmadı. Bu yüzden Elif ne yapacak arkadaşlar? Eline bir cisim batırılırsa ağrıyı hissetmeyecek. Çünkü tepki organına ne yapmadı arkadaşlar? İletilmedi. Devam. Ara nöronu hasar gören Hasan hiçbir şekilde ağrı hissetmez, tepki oluşturmaz. Neden peki? Çünkü yine motor nörona gitmedi bakın. Benim herhangi bir şekilde ağrı hissetmem veyahut da tepki oluşturmam için arkadaşlar motor nörona ihtiyacım var. Motor nörona arkadaşlar gelmezse eğer ki muhabbet, hiçbir şekilde ne yapamam ben arkadaşlar? Ağrı hissetmeyeceğim veyahut da tepki oluşturmayacağım. Bakın bir tane daha örnek var. Motor nörona zarar gören Merve eline cisim batırılırsa ağrıyı hissedecek. Fakat tepki veremeyecek. Motor nöronu zarar görecek. Bakın ağrı hissedecek. Neden? Motor nöronuna gelmiş çünkü. Ama tepki iletilemiyor. Motor ağrı hissediyor. Yani şundan bahsediyor. Duyu nöronu, ara nöron, motor nöron ve tepki organı. Tamam mı? Duyu nöronu çalışıyor. Ara nöron çalışıyor. Motor nöronunda zarar var. Ama artık ne yapıyor? Belirli bir şekilde abicim artık şeyi hissediyor. Ama ne yapamıyor? Tepki organına gitmiyor. Çünkü motor nöronu hasarlı olduğu için. Bakın bu da en berbatı zaten. Ağrıyı hissediyor fakat tepki veremiyor. Bir güvercinin veyahut da bir kuşun fark etmez. Uç beyni çıkarılırsa düşmanını tanımaz. Neden? Çünkü öğrenmeyle alakalı şeyleri kapsıyor uç beyin. Ve önündeki besini yemez. Ama ağzına bırakılan besini ne yapacaktır arkadaşlar? Yutacaktır. Çiğneme refleksi var sonuçta bu yüzden. Bu yüzden de uç beyin duyu organlarıyla yapılan şeyleri kapsıyor ve öğrenme ile alakalı şeyleri kapsıyor. Bakın buradan bunu ne yapabilirsin abi? Çıkartabilirsin. Trafik kazası geçiren Murat'a olay anında ilk müdahale olarak göz bebeğinin küçük küçülmediği kontrol edilir. Şimdi adam trafik kazası geçirdi. Acil tıp teknisyenleri ne yaptı abicim? Baktı gözüne. Göz bebeği büyük küçülmedi. Yani tepki oluşturuyor mu oluşturmuyor, ona bakıyorlar. Burada orta beyne zarar görüp görmediğini ne yapıyor? Tespit ediyor. Neden? Çünkü orta beyin görme refleksleriyle alakalı şeyleri ne yapıyor arkadaşlar? Kontrol ediyor. Bu yüzden. Çok alkol alan Ahmet gözlerini kapattığı zaman başı döner ve tek ayak üzerinde durmakta zorlanır. Bunun sebebi ne olacak arkadaşlar? Alkolün tamamen beyinciği kontrol altına alması. Yani beyinciği ne yapıyor abicim? Denge organını biliyorsunuz. Beyincik arkadaşlar. Bu beyinciği ne yapacaktır arkadaşlar? Sıkıntı yaratacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar ne yapacaktır? Biliyorsunuz alkol alan insanlar da sağ veyahut da sola doğru yürüye yürüye ne yaparlar? Belli ederler alkol aldıklarını zaten. Bu yüzden de beyincik arkadaşlar zarar görecektir. Yeni bebeği olan Faruk'un bebeğinin ilk başlarda oturamamasının sebebi bebeğin beyincik gelişiminin henüz tamamlanmamasından kaynaklanıyor. Bakın beyincik denilince aklımıza ne gelecekmiş? Denge gelecekmiş. Bunu da tekrar tekrar söylüyorum. Bir kanarya kuşu kanat çırpıyor ama uçamıyorsa beyinci hasar görmüş olabilir. Neden? Kanat çırpabiliyor. Kanatlarda hiçbir sıkıntı yok. Ama dengeyi sağlayamıyor. Dengeyi sağlayamadığı için de ne yapamayacak arkadaşlar? Bu vatandaş bir noktadan A noktasından B noktasına düz bir şekilde uçamayacak. Dengeyi sağlayamıyorsa eğer ki ne yapmaz? Uçma reaksiyonunu gerçekleştiremez. Uykuda uç beyin ve talamus çalışmaz. Ama omurilik soğanı ve hipotalamus çalışır. Niye? Çünkü omurilik soğanı biliyorsunuz arkadaşlar solunum merkezidir. Bu çalışmazsa eğer ki ne olacaktır? Ölüm meydana gelecektir arkadaşlar. Eğer size soluk alıp vermenin kontrolü hangi yapıdır diye sorarsa omurilik soğanı dersiniz. Fakat dikkat, kendi isteğinle soluğumuzu tutmamızın nerenin kontrolüdür diye sorarsa o zaman uç beyin demelisiniz. Yani şunu demeye çalışıyorum. Ben eğer ki soluk alıp vermeyi biliyorsun ki sonuçta refleks olaraktan gerçekleşiyor. Bu omurilik soğanlı kontrolünde. Ama ben nefesimi tuttuysam eğer ki bir yerde.
Mesela su altına girdim, nefesimi tuttum. Burada ise uç beyinle alakalı. Uç beyine biz ne yaptık? Kontrol devrettik. Ve şunu unutmayın mutlaka mutlaka. Beyin her zaman omolilikle alakalı yapılardan büyüktür. Beyin her zaman buna hükmeder. Ama bazen de omurluğa der ki arkadaş sen bu işi gerçekleştir der. Ben karışmıyorum der. Mesela reflekslerde vesairede bu şekilde gerçekleşiyor gibi. Beyin ile ilgili kavramlarda dış kısım boz, iç kısmı ak madde alırsınız. Bakın beyinle alakalı ne kavram geçerse, eline kesti verilirse vesaire dış kısım boz madde, iç kısım ise ak madde şeklinde alacaksın. Ama omurilik derse, mesela omurilik veyahut da omurilik soğanı kavramları geçerse o zaman iş tam tersine dönecektir arkadaşlar. Dış kısım ak, iç kısım ise boz madde alman gerekiyor. Fatma'nın alışılmış reflekslerini omurilik kontrol ediyor. Örneğin Fatma'nın ayağına bir cisim düşsün. Fatma ilk önce ayağını çekecek, daha sonra ise acıyı hissedecektir. Ayağını çekme bir reflekstir. Bunu omurilik soğanı ne yapıyor? Kontrol ediyor. Fakat bundan sonra ne yapacaktır arkadaşlar? Acıyı hissedecek. Neden? Beyine gidecek çünkü. Beyine diyecek ki kardeşim acı var burada. Acıyı hissedecektir daha sonrasında. Burada omurilik ne yapacak arkadaşlar? Beyni baskılayacak. Yani şunu demeye çalışıyorum. İlk önce ayağını çekip sonradan acıyı hissetmesinin sebebi omurilin beyni ne yapmasıdır? Baskılamasıdır. Fakat Fatma aşı olurken, sonuçta aşı olurken ne yapacaktır? Fatma'nın koluna iğne girecek. Ve acıyacak yani bu. Elini çekmiyor ya, kolunu çekmiyor aşı olurken. O durumda ne olacak peki? O durumda ise beyin diyecek ki omurliğe baba bende iş diyecek. Ve beyin arkadaşlar hükmedecek omurliğe, baskılayacaktır ve kolunu çektirmemesini sağlayacaktır. Yani bir durumda aşağı yukarı baktığımızda refleks muhabbeti kayboluyorsa eğer ki arkadaşlar o durumda beyin omurliği ne yapmıştır arkadaşlar? Baskılamıştır diyebiliriz, tamam mı? Böyle güzel örnekler vermeye çalışmış oldum arkadaşlar. Çünkü hani artık OSM biliyorsunuz bunları bu şekilde soruyor. Bu yüzden de bunu bu şekilde tamamlamış olduk. Evet, bir sonraki parçamızda yine sistemlerle devam edeceğiz. Kısa bilgiler serilerimize. Şimdilik hoşça kalınız arkadaşlar.